Merhaba sevgili öğrenciler. Artık bölme işlemiyle ilgili kazanım değerlendirmesine geçme vakti geldi. Artık çok iyi bir şekilde bölme işlemini öğrendiğinizi düşünüyorum. Ama kazanım değerlendirmesine geçmeden önce birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Bölme işlemi simgeleri yan yana bölme işlemi yaptığımızda bunu kullanıyoruz. Alt alta bölme işleminde bunu kullanıyoruz. Yan yana bölme işleminde iki nokta üst üste bu. Bir de iki nokta üst üstenin arasında bir çizgi var. Bu da yan yana bölme işlemi simgesidir. Ama biz genelde alt alta yaptığımızda bu simgeyi kullanacağız. Yan yana yaptığımızda da bunu kullanacağız. Bölme işleminde İşlemlerin hatası diyebiliriz matematikte. Neden? Çünkü bölme işleminde çıkarma işlemi kullanıyoruz. Çarpma işlemi kullanıyoruz. Bir de kendi bölme işlemi var. Onu da kullanıyoruz. Sadece toplama işlemi kullanmıyoruz. Yani bu ne demektir? Birçok işlemi bilmemiz gerekiyor. Yani bölme işlemine geçmeden önce çarpım tablosunu bilmemiz lazım. Ritmik saymayı bilmemiz lazım. Paylaştırmayı bilmemiz lazım. Yani birçok yeterliliğe sahip olmamız gerekiyor. O yüzden eğer bölme işleminde bir sorun yaşıyorsanız bilin ki siz bu söylediğim şeylerden, çarpım tablosundan, çıkarma işleminden, çarpma işleminden, ritmik saymalardan, ileriye ve geriye doğru ritmik saymalardan bir eksikliğiniz var demektir. O konulara geçip değerlendirmenizi ve tekrar etmenizi öneririm. Şimdi bölme işleminin terimlerini bir hatırlayalım. Evet, bölme işleminde buradaki sayıya bölünen diyoruz. Bölünen. Buradaki 3 bölen. Paylaştırma sonucunda ve ortaya çıkan asıl bölme işleminin sonucu olan sayıya bölüm diyoruz. Buraya da kalan diyoruz. Bazen kalan hep sıfır olabilir. Böyle bölmelere kalansız bölme diyoruz. Kalan da sıfırdan farklı bir sayı varsa o zaman böyle bölmelere de kalanlı bölme işlemi diyoruz. Kalanın değeri hakkında bir ipucu vereyim tekrar hatırlatma yapıp tekrar devam edelim. Mesela burada bölen sayı 3 ise kalan sayı mutlaka bunun bir eksiği olmalıdır. Yani en fazla 2 olabilir. En fazla. Kalan her zaman bölen sayıdan bir eksik olur. Bunu da bir not olarak aklımızın bir yerine yazalım. Şimdi şurada bir simge var. Gördüğünüz gibi çocuklar. Ben şöyle yaklaştırayım. Karpuz, bıçak, kavun, dilim ve kabuk. Zaten biliyorsunuz çocuklar, karpuzu dilimliyoruz, yani bölüyoruz. Dilimi haline getiriyoruz, dilimi yiyoruz. Sonra dilim sonrasında attığımız kalan şey nedir? Kabuğudur, o da kalan. Yani bu şekilde simgeleyebiliriz. Bölünen sayı her zaman bütün büyük sayıdır. Bunu bölen bir sayı bıçakla temsil edilmiş. Dilimler bölünen parçalar, kabuk da kalanı temsil ediyor. Evet, şimdi bölme işleminin simgelerini öğrendikten sonra bu simgelerin terimlerini pardon, bölme işleminin terimlerini öğrendikten sonra bu terimleri bölme işlemi yaparak yerleştirelim. Gördüğünüz gibi örneğimizde bölünen sayı 8, 4'e bölünmüş ve işlemler yapılmış. Bunu bir hatırlayalım. 8'in içinde 4 kaç kere varmış? Sayalım. 4 bir var. Bir daha 4 daha 8. Yani 2 kere 4 varmış. 2 kere 4 8. Burada çıkarma işlemini yapıyoruz. 0. Burada 0 olduğu için bu bölme işlemi kalansız bir bölme işlemidir. Şimdi 8'i 1'e böleceğiz. Bölerken birer ritmik saymaya saymamız lazım. Kaça kadar? 8'e kadar. Şimdi sayalım.
1. Çizgi de atayım yukarıya görün çocuklar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç kere saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki buraya 8 yapacağız. Şimdi çarpma işlemi. 8 kere 1, 8. 8'den 8 çıktı, 0. Şimdi terimleri yerleştirelim. Büyük sayı, en büyük sayı her zaman bölünendir. Unutmayalım. Bölünen 8, bölen 1, bölüm 8, kalan 0'dır. Gelelim. Bunu yapmayalım. Orada 1'e bölünmüş. Şunu yapalım. 14'ün içerisinde 2'yi arayacağız. Yani ikişer paylaştırma yapacağız. Demek ki ikişer ritmik sayacağız. Kaça kadar? 14'e kadar. Sayalım. Buraya da çizik atıyorum her saydığıma çocuklar, iyi dikkat edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç kere saymışız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 7 kere varmış. 7 kere 2, 14. 4'ten 4 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Şimdi yerleştirelim. 14 burada bölünendir. 2 bölendir. 7 bölüm. Kalan da 0'dır. Kalanlı bir bölme işlemimiz var mı bakalım burada. Kalanlı bir bölme işlemi de yokmuş. Bir örnek daha yapalım burada. Evet. Şunu yapalım. 12'yi 2'ye bölelim. 12'nin içinde 2 kaç kere varmış? Şimdi onu yapalım. Ne yapacağız? İkişer ikişer ritmik sayacağız. Kaça kadar? 12'ye kadar. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç kere saymışız? 2'yi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 kere varmış. 6 kere 2, 12. Evet. Şimdi 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Yerleştirelim. Bölünen sayı 12, bölen 2, bölüm 6, kalan 0. Bir tane de çocuklar karanlı yapalım. Şunu 13 yapıyorum. Karanlı bir bölme olsun. Şimdi 13'ün içerisinde 2'yi arayacağız. Biz ikişer ikişer ritmik sayarken şu 13'ü en yakın bir alt sayıya kadar gideceğiz. Ya da 13'ü geçmemeye çalışacağız. Sayalım ikişer ikişer. Dikkat edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olmadı. 14'ü geçtik. Demek ki bunu iptal ediyoruz. Bu yok. Şimdi 12'de bitiriyormuşuz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Kaç kere ikişer saymışız? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 13'ün içinde 2, 6 kere varmış. 6 kere 2, 12. 3'ten 2 çıktı, 1 kalır. 1'den 1 çıktı, 0 kalır. Evet. Kalanlı bir bölme işlemi yaptık. Şimdi yerleştirelim terimleri. 13'ün içinde, pardon, bölünen sayı 13, bölen 2 bölüm 6, kalansa 1'dir. Evet, bölme işleminin terimlerini de bu şekilde yerleştirdikten sonra gruplama ile bölme işleminin bir tekrarını, konu değerlendirmesini yapalım. Burada arılar var. Kaç tane arı varmış? 5, 10, 15. Bize bu 15 tane arıyı 5'li gruplara ayırmamızı istemiş. Önce gruplama yöntemiyle beşerli gruplara ayıralım. Bakın. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Yani gruplama yaptığımızda her gruba 3 grup oluşturmuş olduk. Yani bölüm 3 çıkması gerekiyor. Bakalım kontrol edelim doğru mu? 15'in içinde 5'i arayacağız çocuklar. Beşerli ritmik sayıyoruz. Kaç tane sayacağız 15'e kadar? Bakalım. 5, 10,
15. Durduk. Kaç kere saydık? 3 kere. 3 kere 5, 15. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet. Şimdi şu soruda kalemler var elimizde nesne olarak. Bu kalemlerin tamamı bölünen sayıyı bize verir. Burada bu işlemde bölünen sayı vermemiş. Ne yapacağız? Kalemleri sayarak bölüneni bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bölünen sayı 10. Bunu bulduk. Peki bize ne istiyor bu bölme işleminde? Beşerli grup yapın diyor. Onu yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı bir grup yapalım. Şurayı da ikinci bir grup. Kaç grup çıktı? 2. Gerçekten bölüm 2 mi çıkacak? Bakalım. 10'a kadar beşerli ritmik sayıyoruz. 5, 10. Kaç kere saydık? 1, 2. 2 kere 5, 10. 0'dan 0 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0. Evet, şimdi de bölme işlemi problemlerinden birkaç örnek çözerek konumuzu, bugünkü değerlendirme, kazanım değerlendirme konumuzu bitirelim. Problemde diyor ki 14 kilogram unu 2 kilogramlık poşetlere koymak istiyoruz. Yani 2 kilogramlık paylaştırma yapacağız. Toplam kaç poşete ihtiyacımız var? Burada bölünen sayı 14. Bölen 2. Zaten verilen sayıları, terimleri doğru yerleştirdiğiniz takdirde bölme işleminde zorlanmazsınız çocuklar. Evet. Şimdi 14'e kadar ikişerli ritmik saymamız lazım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç kere saydık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere saydık. 7 kere 2, 14. 4'ten 4 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Kaç poşete ihtiyacımız varmış? 7 poşete ihtiyacımız varmış. Evet. Dördüncü problemi yapalım burada. Diyor ki Sevgi ahırda 12 tane ayak saymış. Bu ahırda kaç tane inek vardır? Evet. Güzel bir soru. Genelde bu ayaklı sorularda çok hata yapma şansımız yüksek. Hayvan sevgisi olan, doğayı seven, hayvanları tanıyan bir insan şaşırmaz ama burada ineğin ayak sayısını bilmemiz gerekiyor. İneğin kaç ayağı var çocuklar? Evet, 4. O yüzden ne yapacağız? Buradan yola çıkacağız. Burada bölünen sayı 12. Ayak sayısını bölüp inek sayısını buluyoruz. 12'ye kadar 4 elle ritmik sayıyoruz. 4, 8, 12. Kaç kere saydık? 3. 3 kere 4, 12. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Evet, 3 inek varmış. Evet, bugünkü konumuz bu kadar çocuklar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim ziline bastığınız takdirde bir sonraki yüklediğim video ilk siz haberdar olacaksınız ve yüklediğim an girip izleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum. İyi günler çocuklar.